Evet sevgili izleyenler, çok değerli bir konuğum var. Doktor Hakan Özkur Beyefendi. Kendisini ekranlardan çok iyi tanıyorsunuz. Evet Hakan Bey, 14 Nisan'a yaklaşıyoruz. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı Hakk'a uğurladığımız gündü. Tam bir yıl oldu. Onsuz bir yıl geçti. Ama biz inanıyoruz ki o bizimle beraber, o sonsuza dek yaşıyor ve yaşayacak. Bu düşüncelerle ona inanıyoruz, onu sahipleniyoruz. Her daim can bedende olduğu müddetçe de onu anlatacağız ki o çözümün, çarenin, bu ülkenin, dünya insanlığının kurtuluşudur. İnancımız, imanımız bu yöndedir. Evet, programımıza girmeden evvel ben sizlere ilk sorumu Haydarbaş denince gönlünüze, aklınıza, fikrinize oturuveren cümleler nelerdir efendim? Şimdi tabii Haydar hocamı tarif etmek, bir kelimeyle de ifade etmek çok kolay değil ama hani en kelime ne ifade ederiz dersek ona söylenecek en güzel şey hep aslında hayatı boyunca hep anlattığı kamil insan, insanı kamil. Hep bunu anlattı. İnsanları kamil olmaya, eğitmeye gayret etti ve kendisi de bunun en güzel bir örneği oldu. Yani o Peygamberin hayatında gördüğümüz, Ehlibeyt'in hayatında gördüğümüz, onların kendi devirlerinde pratiğe geçirdikleri kamil insan. Yani her şeyi de kamil olan insanın bir numunesi, bir örneğiydi. Hayatımızdaki, içimizdeki, çağımızdaki bir örneğiydi. Benim gözümde hocamı hani tek kelime dediniz ya, o kamil insan, insanı kamil, kemaletin son noktası her yönüyle. Yani hayatının her anında, sözlerin her çeşidinde, fiillerin her çeşidinde, düşüncelerin her çeşidinde bir kamil insandı o. Hem bu şekilde ifade edebiliriz, hem de kemalet nedir dediğimizde, bir insanın kamil olması nedir dediğimizde, işte budur diyebileceğimiz bir örnekti. Yani o hem kamil insan örneği oldu, hem de kemalatın ne olduğunu, kamil bir insan olmanın ne demek olduğunu öğreten insandı, yaşayan insandı, somut insandı. Yani sadece kağıt aralarında, kağıtlarda yazılı olan değil, hayatın içerisinde var olan bir insandı o. O insanların en kamiliydi. O öyle diyebiliriz onun için. Bize Evet. bir kamil insanın sahip olabileceği, olması gereken, işte Ehli Beyt'in ve Resulullah'ın hayatında gördüğümüz neler var idiyse, her şeyiyle, davranışından, yani ailesine davranışından, arkadaşlarına davranışından, vatanını anlamasından, insanlığı anlamasından, bütün topyekün Müslümanları anlamasında bir kamil insan nedir? İşte onun cevabı bizzat hocamın ta kendisiydi yani. Evet, dediğiniz şekilde hayatın her şubesinde zirve bir şahsiyetti. Şimdi diğer sorumu şöyle sormak istiyoruz. Doktorsunuz, insanlığa güzel hizmetlerde bulundunuz ve devam ediyorsunuz bulunmaya. Hocamın ben sizlere tıbbi yönünü, yani sağlığa, doktorluğa bakış açısını ve bu yönde sizin ufkunuzu açan görüşleri, düşünceleri oldu mu? Size öngörüleri, hasbihalleri oldu mu şeklinde soracağım. Neler söylüyorsunuz? Kesinlikle hem şahsımızla ilgili olarak hem de hani tıp ve hastalıklara genel bakış anlamında çok temel şeyleri verdi. Hani bize tıbbi bilgiler verdi mi? Evet bize tıbbi bilgiler de verdi ama ondan çok daha önemlisini verdi. Neydi o? Her zaman söylediği bir şey vardı. Tabii ki bilgiyle donanacağız. Bir doktor da bilgiyle donanacak. Bir mühendis de bilgiyle hem de en güzel bir bilgiyle donanacak. Ama her zaman söylediği bir şey vardı. Bir bıçak annenin elinde yemek yapar, bir cerrahın elinde hayat kurtarır, ama bir katilin elinde de cinayet işler. Tabii ki doktor olmak önemli ama hayat kurtaran bir doktor olmak, insanlığı kurtaran bir doktor olmak, insanlığa faydalı olmak isteyen doktor olmak, o bahsettiğimiz insanı kamilin o örnekleriyle yetişmekle alakalı bir şey. Bunu bize çok öğretti. Yani tabii doktor olabilirsiniz. Dünyanın her yerinde de insanlar doktor oluyor.
Ama insanlığa faydalı olan doktor olmak, işte onu bize öğretti. Yani elinde bir bıçak tutan bir katil değil, gerçekten insanlığa faydalı olan bir doktor olmayı o bize öğretti. İnsanı bize öğretti, insanı bize sevdirdi. İnsanı sevince zaten onu kurtarmak demek olan, onun hayatında onu iyileştirmek demek olan doktorluğun da anlamı çok yüce oldu. Onun bir hastaya, kendi yakınları da dahil olmak üzere, arkadaşları da dahil olmak üzere, onları iyileştirmek için, ki kızı Fatma örneğinde bunu çok somut olarak, biz doktor olarak o zaman talebeydik, bunu yaşadık. Bir baba için evlat ne demek olduğunu, bir babanın evladı için neler yapacağını, neler yapması gerektiğini veya hasta olan bir arkadaşını iyileştirmek için nasıl çırpındığını, nasıl bunun için bir çözüm aradığını, bütün tıbbı ve doktorları seferber ettiğini gördüm. Ben somut örneklerinde birebir hocamın özel doktoru olma şerefini de Cenab-ı Allah bana nasip etti. O hasta olduğunu duyduğu arkadaşlarımız hakkında son derece önce üzüntüye kapılır. Hani onlara ne yapabiliriz de tıbbi olarak faydalı olabiliriz? Bu tedavi sürecinde ihtiyaçları var mıdır? O ihtiyaçları karşılarım. Hocam hepsi kendisi onu söylerdi. Beni yönlendirdiği hastalara, oğlum bunun tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaksın. Her şeyi devreye sokacaksın. Hiç endişe etme. Bütün maddi gücünü de ben karşılarım. O işte onda siz o arkadaş sevgisini, kardeş sevgisini, o İslam'daki o kardeşliği görüyordunuz yani. Yetiştirdiği talebelerine, arkadaşlarına ne kadar kıymet verdiğini görüyordunuz. Bunu gördükten sonra aslında o yaklaşımı siz bütün insanlığa yansıtıyorsunuz. Bütün hastalarınıza yansıtıyorsunuz. Bütün hastalarınıza öyle bir mantıkla yaklaşmayı artık siz gerekli görüyorsunuz. Yani bu bir tıbbi anlayış. Bu olağanüstü bir tıbbi anlayış. İnsanlık anlayışı aslında. Tıptaki insanlık anlayışı. Hocamızla hep bunu gördük yani. Bir Farklı, öz... örneklendirebilir miyiz bunu? Hiç unutamadığınız bu yönde bir anınız elbette vardır. Çok var. Bir tane değil ki. Yani bir tane arkadaşımız var. Özer diye bir arkadaşımız var. Onun bir rahatsız olduğunu duymuş. Haberi gelmiş kendisine. Bir kısa geçici bir felç rahatsızlığı. Beni hemen yönlendirmişti. Oğlum git onunla ilgilen. Onun ciddi bir rahatsızlığı var. Yani sadece yönlendirmek değil. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Takip edeceksin. Yani maddi ne varsa da ben üstleneceğim. Onu dedikten sonra da böyle dakika dakika takip eder ve ona da bilgi verirdiniz. Ve gerçekten dediğimiz gibi bir insan bir yakınını bu kadar mı dakika dakika takip eder? Bu kadar mı o şeyi yaşar? Yani hayatı o adeta hani hasta sanki o insan değil kendisi. O kadar yakın takip ediyor. Bu birçok hastada. Özer'de de böyle oldu. Ali Haydar Nezir'de de böyle oldu. Yani bütün o takip ettiğimiz hasta yakınlarımız, yani hocamızın yakınları, bizim arkadaşlarımızın şeyinde bunları adeta yaşardı. Kemal amca, Azerbaycan'daki Kumru Hanım, bizzat Azerbaycan'a hocamızın isteğiyle gitmiş, onu takip etmiştik. O, takip etmekte de kalmıyorsun. Her şeyini santim santim izlerdi, santim santim takip ederdi. Tam mutmain olmak isterdi. Yani ha tamam, onun hastalığının takibi düzgün gidiyor der, o rahatlamayı isterdi ve sürekli de bunu da rapor isterdi. Yani sürekli santim santim sorar ve takip ederdi. Yani o sevgiyi görüyordunuz onda. O insana verdiği kıymeti görüyordunuz. Bu sadece bir doktor-hasta ilişkisi değil. Onda işte o aslında dost sevgisini, arkadaş sevgisini, insan sevgisini görüyordunuz. Ve bu örneklerle yakaladığınız sevgiyi aslında günlük hayatınızdaki kendi hastalarınıza da yansıtıyordunuz. Çünkü insanın ne demek olduğunu, hastanın ne demek olduğunu, hastayla ne kadar nasıl ilgilenilmesi gerektiğini onda görüyordunuz. Fitoterapi benim ilgi saham, daha doğrusu uzmanlık saham. Bu konuda da bizim hocamız rehber oldu. Yani Türkiye'de fitoterapi bilincinin oluşmasını da bizzat hocam kendisi ön ayak oldu ve ondan sonra bu kavramın Türkiye'de yerleşmesine sebep oldu. Kendi kızının Fatma'nın rahatsızlığı döneminde
yani dünyanın değişik yerlerinden ki başta Çin olmak üzere bitkisel tedaviler de o zaman getirmişti ki o dönemde o tarihlerde Türkiye'de çok fazla bu kavram da bilinmiyordu. Yani bir baba nasıl bir baba olunur onu gösterdi. Bir doktorun bir hastasını iyileştirmek için nasıl çaba sarf etmesi gerektiğini biz hep hocamızdan gördük. Fitoterapinin faydalarını hep kendisi anlattı ve kendi hayatında da hep bunu yaşadı. Ve bu kavramın, bu bilimin hepimizde yerleşmesini, ülkeye yerleşmesine sebep oldu. Bu bilimin, yani fitoterapi eğitimi, fitoterapi tedavi eğitiminin sadece Türkiye'de yerleşmesini değil, ben inanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da öncülüğünü, nasıl ekonomide tüm dünyaya dalga dalga onun fikirleri yayılıyorsa, bitkisel tedaviler, fitoterapi de dahil olmak üzere bitkisel tedaviler noktasındaki onun ortaya koyduğu, bize öğrettiği, Türk insanına kazandırdığı şeylerin tüm dünya insanlığını da etkileyeceğine benim önümüzdeki yıllarda olacağına hiç şüphem yok. Bunu kendisine de söyledim, hocama da söyledim ben bunu. Dedim hocam siz Türkiye'de bir çağ açtınız. Fitoterapi denen bir tıbbi bir yöntem de vardır Türk insanına öğrettiniz. Ben inanıyorum ki bu öğreti tüm dünyaya da nasıl iktisat sizden çıktı ama tüm dünyaya mal olduysa bu dünyaya da mal olacak hocam. Bundan hiç şüphem yok demiştim kendisine. Ve bu gerçekten doğru olan şeydi yani. Evet, sizin sahanızda da fitoterapide de bir çağ açtı, bir devrim gerçekleştirdi. Diğer devrimlerine dilerseniz biraz değinelim. Ekonomiye yapmış Evet. olduğu yeniliklerden bahsedelim. Neler söyleriz bu usta? Sadece ekonomi değil. Hocam dedim ya hayatın her zerresine dokundu ve her zerresinde bize olağanüstü insanlığa daha doğrusu olağanüstü büyük büyük miraslar bıraktı. Şimdi Mevlana'yı anıyoruz. Kaç yüzyıl aradan geçtikten sonra işte insanlığa sevgiden bahsediyoruz. İşte sevgi getirdiğinden bahsediyoruz. Sevmeyi, insan sevgisini öğrettiğinden bahsediyoruz. Doğru. Hocam insanlığa hem sevgiyi öğretti, hem ekonomiyi öğretti. O kadar çok şeyler, öğretiler ortaya koydu ki bu ortaya koyduğu ekonomide dahil olmak üzere o öğretilerin insanlığa olan etkileri yüzlerce yıl devam edecek. Hatta insanlık devam ettiği müddetçe devam edecek. O milli ekonomi modelini hep kendi söylüyordu. Ne ülkemde aç insan kalmasın. Yani öyle bir gönüle sahipti. Sadece sizin çocuğunuzun, evet bir baba bir çocuğunun karnının aç olmasını ister mi? Nasıl bir baba çocuğu açsa, açken üzülüyorsa, o sadece çocuğu açken değil, ülkesindeki insanlar açken de üzülen bir babaydı. Milletin babasıydı. Aslında insanlığın babasıydı. Çünkü bütün insanlığın karnı aç olmasın, bütün insanlığın karnı doysun idealini, ruhunu, bu genişliği gönlünde yaşayan bir insandı. Bu genişlikten dolayı zaten, bu idealden dolayı zaten ondan milli ekonomi modeli diye bir model zuhur etti. Bu gönüllünüz olmazsa, bu ruhu yaşayan bir insan olmazsanız ki o ruh işte aslında Ehli Beyt'in ruhudur. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde veren o gönlün ta kendisidir. O yüzden milli ekonomi modeli bir Rus profesörün dediği gibi ondan zuhur etti. Ve bu model sayesinde onun kendi yaşantısı döneminde de 3 milyar insanın, dünya üzerinde 3 milyar insanın karnı doydu. Bu müthiş bir şey. Yani bir işveren olursunuz, tabii ki işverenlik de kutsaldır. Niye? İnsanlara ekmek veriyorsunuz. Çalıştırdığınız insanlara ekmek veriyorsunuz. Ekmek helal rızık yediriyorsanız bu çok güzel bir şey. Onların karnının doymasına vesile oluyorsunuz. Ama bir patron gibi değil. Bütün dünya insanlığının, 3 milyar insanın karnının doymasından bahsediyoruz. Bu yani hani kelimeyle söylemesi çok basit bir şey ama yani akılların alamadığı kadar olağanüstü bir şey ve Cenab-ı Allah ona bunu nasip etti. 3 milyar insanın karnının doyuracak projeyi ortaya koymayı ve kendi yaşantısında da bu projenin dünyada hayata geçerek 3 milyar insanın karnının doymasına
vesile olmayı Cenab-ı Allah ona nasip etti. İnsanlığın babası oldu aslında. Bu çok olağanüstü bir şey. İnsanlığın bunu unutacağına ben inanmıyorum. Sadece bu yüzyıldaki insanların değil. Dedim ya, kıyamete kadar insanların bunu unutması hiç ama hiç mümkün değildi. Onun ideali neydi? Tabii ki insanlığın, dünya insanlarının karnının doyulması, yoksulluğun yeryüzünde suç olduğunu bir dönemin başlaması, ama onun en çok istediği şey bizim insanımızın karnının doymasıydı. Yani bizim işçimizin, bizim memurumuzun, bizim hammalımızın, bizim sokaktaki insanımızın, evdeki yaşlımızın, herkesin karnının doyması idealiydi. Bu ideal inşallah bundan sonra gerçekleşecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü hocamız hep derdi ki bizim devrimiz başladı. Evet, 3 milyar insanların karnının doyduğuna kendisi şahit oldu. Ama bundan sonra da en küçük bir tereddütümüz yok. Onun fikirleri, başta milli ekonomi fikri olmak üzere, projesi olmak üzere, Türkiye'de de iktidar olacak. O bu kadroları bıraktı ve ben o yüzden kesinlikle inanıyorum ve biliyorum ki, çünkü hocamız demişti ki, bizim devrimiz başladı. Yani Türkiye'de bizim devrimiz başladı. O yüzden ben hiçbir şüphem yok ki, bu kadrolar, yani onun yetiştirdiği kadrolar, bizim insanımızın da karnını doyuracağı günleri yakalayacak. İnşallah bu yüzden en küçük bir tereddütümüz ve şüphemiz yok ki Sayın Genel Başkan, Genel Başkanımız Hüseyin Baş bunda muvaffak olacak. Proje var ve bizim insanımızın da karnının doyacağı o günler yakın. Hayallerimiz var. Sayın Hüseyin Baş'ın dediği gibi var bir hayalimiz. İşte o hayallerimize kavuşmaya biz çok yakınız. Bunu biliyoruz. Çok büyük sorumluluk altındayız. Onun bize öğrettiği fikirler, yani bu fikirler dedim ya, o kadar çok hayatın her zerresinde ki, milli birliğimizin, dini birliğimiz olduğu gerçeği, milli değerlerimiz, başta Atatürk olmak üzere milli değerlerimize sahip olma gerçeği ve önemi, ancak milli değerlerimize sahip olursak bu topraklar üzerinde yaşayabiliriz ve dini bütünlüğümüzü koruyabiliriz. Ancak dini bütünlüğümüzü korursak milli bütünlüğümüzü de koruyabiliriz. Ve ancak işte milli ekonomi modeliyle bu insanlığın karnını doyururuz. Yani bu fikirleri, onun projelerini, hani saymakla bitmez ki. O adeta proje doğuran bir insandı. Ve hani bir insandan bu kadar çok proje, bu kadar çok fikir, insanlığı aydınlatacak şey çıkar mı? Bir çağa sığar mı bu kadar proje? Sayın Haydarbaş'ı tanımasaydık buna evet demek mümkün değildi. Ama onu tanıdıktan sonra biliyoruz ki evet, bütün bu projeler bir insanın hayatına sığar. O hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, hani bir Türk dünyaya bedel dediği sözün aslında bizzat somut örneğiydi. Dünyaya bedel bir Türk olmuş olan bir evlattı. Şimdi tabii bize büyük sorumluluk düşüyor. Onu tanıyan insanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Bu fikirlere dört elle sarılmak, hocamızın dediği gibi gece gündüz çalışmak ve günün bizim insanımıza da yoksulluğu suç haline getirecek, karnını doyuracak, onun dediği kainat devleti kurmanın devri başladı aslında. O diyordu, bizim devrimiz başladı, bizim çağımız başladı. O yüzden önce birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak zorundayız. Biz bunları yaparsak muvaffak olacağımızdan hiç şüphemiz yok. En büyük sermayemiz onu tanımış olmak, onu sevmiş olmak. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki sevdiğimizle tekrar beraber olmak. Gözümüzü yumduktan sonra da inşallah sevdiğimizle beraber olmak. Bu hep mutlulukla, bu ümitle hayatımızı devam ettireceğiz. Onun söylediği gibi, o derdi ki ben hayatımı Allah'ın rızası için yaşıyorum. Siyasetimi Allah benden razı olsun diye yaşıyorum. O yaptığı her davranışta Allah benden ne yaparsam razı olur'u yaşayan bir insandı. Biz de onun numuneleri olmak zorundayız. Bizim en büyük sorumluluğumuz, ondan bize gelen en büyük miras benim kanaatimce bunlardır.
Biz de aynen onun yaşadığı gibi yaşamak zorundayız. Biz de hayatımızın her anında Allah bizden ne yapardı, ne yapmamızı isterdi ki razı olsun bizden. İşte biz böyle bir hayatı yaşamaya mecburuz. Başka bir çaremiz yok. Biz ondan bunu gördük, bunu öğrendik ve bunu da inşallah bu kadroların, onun yetiştirdiği, ömrünü yetişmesi için harcadığı kadroların bunu başaracağından da hiç şüphemiz yok. Hocamızın bir özelliği de oydu. Asla bir ideali konusunda asla geri adım atmazdı. Muvaffakiyet olmaması gibi bir şeyi asla tanımazdı. Bu kadrolar da bundan yetişti, böyle yetişti. Dolayısıyla böyle bir seçenek yok. Hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin böyle bir seçeneği yok. Ben o yüzden hiçbir tereddütüm yok ki Sayın Genel Başkan, Sayın Hüseyin Baş bu konuda muvaffak olacak. Yeter ki biz omuz omuza verelim. Taşın altına biz de elimizi sokalım. Birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. Ve hocamızın hep söylediği gibi gece gündüz çalışalım. Tamam, hocamızı tanımak çok güzel. Onun fikirleriyle aydınlatmak çok güzel. Ama bu aslında çok ağır bir sorumluluk. O yüzden bu sorumluluğun gereğini hepimiz mutlaka yerine getireceğiz. Bu kadroların bunu getireceğine inancımız tam. Arkadaşlarımızın her birilik bunu yapacağı konusunda en küçük bir tereddüdümüz yok. Çünkü niye? Hocamızın devri başladı. Biz bunu biliyoruz. Hocamız hep Evet. bunu söyledi. O devrin bir Çalıştım. inşallah. Evet, onun çağı başladı aslında. Onun fikirlerinin çağı başladı. Haydar Zaten onun yaşı başladı. Yani Haydar kesinlikle başladı. kesinlikle. Haydarbaş çağı başladı. Altına imza attınız. Yani çalışmanın altını çok çizdiniz. Çalışmak, çalışmak dile getirdiniz. Çalışmak derken rahmetli Ali Gedik hocam da aklıma geldi. Üç hafta evvelinde onun da ölüm yıl dönümü idi. Allah şefaatlerine mahrum eylemesin. Onun çok güzel bir sözü vardır, anımsayacaksınızdır. Dosta ve düşmana verilecek en güzel cevap çalışmaktır. Şeklinde Ali Kesinlikle. Hocamızın. Evet, şöyle sorsam, yani Haydarbaş hocamızı güncel kılma adına, yaşatmak adına neler yapabiliriz? Nelere imza atmamız lazım? Hayatımızda nasıl değişiklikler yapmamız lazım? Neler öğütlersiniz? Mesela Yani bir arkadaşım o geldi aklıma. Trabzon'da mikrofon uzatmıştım. Şöyle söylemişti. Onun adına bir üniversite, en kısa zamanda onun adına bir üniversite kurulması ve fikriyatı, düşünceleri o şekilde yaşatılması gerekir diye bir cümle söylemiş yani aklıma gelen. Buyurun. dediğim gibi yapılacak aslında yapılması gereken o kadar çok şey var ki o fikirleriyle bir devre damgasını, bir çağa, hatta sadece bir çağa değil, bundan sonraki çağlara damgasını vurdu. Bunu insanlara aktarmak lazım aslında. Bizim en büyük sorumluluğumuz bu insanı ve bu insanın hayatını, yani onun aileye dokunan bir yönü vardı. Bir baba, en iyi bir baba nasıl olur onda vardı. En iyi bir arkadaş nasıl olur onda vardı. Vatan sevgisi nedir, nasıl olması lazım onda vardı. İbadeti nasıl algılamak, nasıl anlamak gerekir. En güzeli onda vardı. Dolayısıyla onda hayatımızın her yönünü hem kendi iç hayatımızda, kendi ibadet hayatımızda bir yönü vardı. O yüzden biz Allah'ı tanımak için çok ibadet etmek zorundayız. Çünkü ondan onu gördük. Çok namaz kılmayı gördük. Çok oruç tutmayı gördük. İbadetten zevk almayı gördük. Kulluğu gördük. Dolayısıyla bireysel hayatımızda kulluğu yaşayacağız. Çok çalışacağız. Helal yoldan rızkımızı kazanacağız. Artı çok iyi bir vatansever olacağız. Milletimize de faydamız dokunacak. Milletin de razı olacağı insanlar olacağız. Bunun için üniversitelerde kurmamız lazım. Sosyal çalışmalar yapmamız lazım. Yani bizim önce kendi ailemize, bizden sonraki nesillere, bakın bugün küçük olan insanlar onu doğrudan belki göremediler. Bundan sonra belki videolarla vesairelerle, kitaplarıyla, onun eserleriyle onları tanıyacaklar. Ayrı konu. Ama diyorum ya, bizim onu insanlığa, bugünkü ve yarınki insanlığa taşımak için çok şeyler yapmamız lazım. Çok çalışmalar lazım. Bir tane değil 10 tane üniversite kurmamız lazım.
diyorum ya, son anımıza kadar hayatın her zerresinde bu mesajı bütün insanlığa taşımak için yapılması gereken çok fazla şeyler var. Yeter ki birlik beraberliğimizi bozmayalım. Ondan aldığımız ideallere asla sırtımızı dönmeyelim. Ve yapılması gereken o kadar çok şeyler var ki. Bunlar yapılabilir. İnşallah onun kadrosu, başta Sayın Hüseyin Baş'ın önderliğinde iktidar olur. İktidar olduğu zaman inşallah bu yapılacak şeyler sadece münferit çalışmalar değil, insanlığa mal olacak, ülkeye mal olacak boyutlara ulaşır. Ve ben buna inanıyorum yani. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bunu yapmak zorundayız daha doğrusu. Evet, programın başında milli ekonomi modelinin bir Ehl-i Beyt modeli olduğunu, yani Ehl-i Beyt'in cömertliğinden başka Hazreti Peygamber Efendimiz, Fatıma annemiz, İmam Ali, Hasan Hüseyin efendilerimiz olmak üzere, yani onların cömertliğinin dışa vurumu olduğunu söylemiştiniz. Ehl-i Beyt olduğunu söylemiştiniz. Tabii bu yönüyle bir de Ehl-i Beyt'in hakkını 1400 yıldır gizlenen, saklanan bir Ehl-i Beyt'in hakkını Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey teslim etti ve Ehl-i Beyt'i kaidesine oturttu. Tevhidin kardeşliğin merkezi yaptım. Bu husustaki düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Doktorum? Yani hafız arkadaşlar bile zaman zaman derlerdi ki ya biz yani hafızız, Kur'an'ın bütün ayetlerini biliyoruz. Biz Ehl-i Beyt diye bir şey duymadık. Gerçekten öyle bir şeyde yaşıyorduk. Yani öyle bir devirde yaşıyorduk. Ehl-i Beyt diye birileri varmış. Bunlar tevhidin merkeziymiş. Bunu hiç biliyor muyduk yani? Hafızlar bunu bilmiyordu. Bunlar öğretilmiyordu insanımıza. Ve hocamızla beraber Ehl-i Beyt'in, yani başta Resulullah olmak üzere Hazreti Fatma'nın, İmam Ali'nin, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in tevhidin merkezi olduğunu, İslam'ın en mütekamil, hatasız ve kusursuz, günahsız bir şekilde örnek numuneleri olduğunu, rol modellik çok önemli ama kusursuz bir rol model, işte bu çok önemli, bunu bize öğretti. Onu öğrendiğiniz zaman, tevhidin merkezinin Ehl-i Beyt olduğunu öğrendiğiniz zaman zaten bütün kapılar açılıyor. Ehl-i Beyt kapısından girdiğiniz zaman işte o zaman bütün kapılar açılıyor. Ekonominin kapıları da açılıyor. Kardeşliğin kapıları da açılıyor. Her şeyin kapısı açılıyor hocam. Bunu yaptı bize. Yani bunu insanlığa hediye etti. Ve arkanızda işte var. Ehl-i Beyt kitaplarını yazarak, yüzlerce konferans vererek, binlerce kez bunlardan bahsederek, bu kadar gizlenen ama bu kadar önemli olan bir hakikati hepimize öğretti. Bu sayede aslında Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği, binlerce yıldır tesis edilemeyen ve aslında ayrılmayı da dışarıdan eller ile kurgulandığı bir dönemde Müslümanların Alevisiyle, Sünnisiyle, Caferiyle bir ve beraber olmanın adresini ve mekanizmasını da ortaya koydu. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'i ortaya koydu. Biz bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki Ehl-i Beyt'i sevmenin ne demek olduğunu öğrendik. Kısacası Nuh'un gemisine binmenin ne demek olduğunu kavradık. Yani dışarıda bir fırtına varmış, kasırga var, hala devam ediyor, sular yükseliyor. Bir tarafta da Nuh'un gemisi var. Meğer bizim o gemiden haberimiz bile yokmuş. Hadiste Hazreti Peygamber demiyor mu? Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Nuh'un dönemine işte suların yükseldiği, insanlığın boğulduğu bir çağ, bir dönem. Bugün de aynı dönemdeyiz. Bugün de aynı çağdayız. Peki bu yükselen sulardan, bu tehlikelerden kurtulmak mümkün mü? Çok basit. Nasıl? O gemiye bineceksin. Bizim böyle bir geminin varlığından bile haberimiz yokmuş. O bize bunu öğretti. İnsanlığa bunu öğretti. Ve yıkılmaz bir şekilde birlik ve beraberliğimizi tesis etti. Yani bir kere değil, hani bin kere ona teşekkür etsek azdır yani. Bunu tarif etmek hiç mümkün değil. Dediğiniz gibi o Ehl-i Beyt kapısını
araladıktan sonra, açtıktan sonra oradan bütün güzellikleri görüyorsunuz. O sadece bunu, hani Ehl-i Beyt'i sadece sözlü olarak anlatan bir insan değil. Dedim ya, onların kendi hayatlarında, yani Ehl-i Beyt'in kendi hayatındaki yaşarkenki, Yaşayan bir insandı. tabii o kamil insan hayatını bizzat kendisi de yaşayan bir insandı. O ruha sahip, o ruhu bütün zerreleriyle var olan bir insandı. Ehl-i Beyt'teki o ruhu kendisinde var olan bir insandı. Şimdi bir model ortaya koyuyorsunuz ve bütün insanlığın çaresi oluyor. Bu modelin aslında en temel vasıflarından, daha doğrusu en temel kurallarından bir tanesi, çıkış noktalarından bir tanesi nedir? Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlıdır. Şimdi bu çok basit değil mi? Bak ne kadar kolay. Ya tabii ya doğru. Ama o gönüle sahip değilseniz, Allah'ın nimetlerinin sonsuz olduğu şuurunda değilseniz, bunun farkında değilseniz işte. Kimse farkında da olamadı bugüne kadar. Öyle değil mi? Evet. Kaynakların sınırsız olduğu gerçeğini kavramak akli bir konu değildir. Kalbi bir konudur. İmani bir konudur aslında. Ve o işte bu, o bunu gören bir kalbe sahip olduğu için bu gerçeği bize tanıttı. Bu gerçeği bize kavrattı ve bu gerçek üzerinden aslında bir model ortaya çıktı. Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçların sınırlı. O halde bu kadar çok kaynak varken, ihtiyaçların bu kadar sınırlı iken, insanların ihtiyaçlarının giderilmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Bugün kapitalizm ne diyor? Tam tersini söylüyor. Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Sonuç ne? Yani senin karnın doymaz diyor. Senin sırtın giyinmez diyor. Bugün kapitalizmin ortaya koyduğu temel teori bu. Niye? Ya zaten kaynaklar sınırlı. Tüm insanların da ihtiyaçları sınırsız. O halde bu sınırlı kaynaklar, bu sonsuz ihtiyaçları karşılaması mümkün değil. O halde insanlık, ey insanlık, sen aç kalmaya muhtaçsın, mecbursun. Bugün tüm dünyada bu fikir hakim değil miydi? Hocamız işte bu kapitalizmi, bu anlayışı çöpe atana kadar. O nasıl koydu böyle bir görüşü? İşte o Allah'ın nimetlerinin sonsuz olduğunu kavrayan bir kalp ile ve bu kalple berrak bir akıl ile bu hakikati kavradı ve bunun mekanizmasını koydu. Ya kaynaklar zaten sonsuz, ihtiyaçlar da sınırlı. Bir mekanizma kuracaksınız ve bu mekanizma bu sınırsız kaynaklarla bu sınırlı ihtiyaçları karşılayacak. Onun milli ekonomi modelinde yaptığı şey aslında bu. Onun mekanizmasını da kurdu. Dolayısıyla bütün insanlığı kurtardı aslında. Ve insanlık bunu tanıdıkça, yani bu fikri tanıdıkça, bu fikrin hayata geçtiğini gördükçe tüm insanlık, bakın sadece bizim ülkemizin insanları veya sadece Müslümanlar demiyorum. Tüm insanlığın hocamıza olan şükranlığı kat be kat artacak. Bir Alman profesör öyle demiyor muydu? Biz şimdiye kadar yaşlıları ve sakat olan insanları, yani üretim yaparak üretim katkısı sağlamayan insanları yük görüyorduk. Ve hatta madem yük, hani bunlardan nasıl kurtuluruzun kafamızda hesaplarını yaparken siz tüketimin bir kaynak olduğunu ortaya koydunuz. O insanların tüketerek aslında nasıl bir kaynak oluşturduğunu ortaya koydunuz diyerek, yani yaşlılara da vermeyin, onların da tüketim kabiliyetine kavuşmasının aslında tüm insanlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydunuz. Şimdi bunu bir Alman fark ettikten sonra, Hristiyan olabilir, başka bir inanca sahip olabilir, hocamıza hayranlığının olmaması hiç mümkün mü? Ve bugün bunu gördük. Almanya'ya Evet. gittiği zaman, oradaki konferanslara verdiği zaman bütün Alman profesörlerin ve yurt dışından gelen profesörlerin ayakta onun alkışladığını, karşıladığını, minnettarlıkla karşıladığını gördü. Niye? Çünkü onların akılları ve gönülleriyle çözemeyeceği ve çözmesinin mümkün olmadığı, çünkü o medeniyete sahip değiller. O medeniyete sahip olmayan insan bugün bunu ortaya koyamaz. Ama hocamız bunu koydu.
Ve bu medeniyeti topyekün bir insan, bir kadroya yansıttı. Bugün biz bu idealleri yaşıyoruz. Sayın Hüseyin Baş bu ideali yaşayan bir insan. Bu ideali iktidar yapmaya gayret eden bir insan. O yüzden bizim, dedim ya, sorumluluğumuz da çok fazla. Kendimiz için sorumluluğumuz fazla. Ailemiz için sorumluluğumuz çok fazla. Ülkemiz insanları için sorumluluğumuz fazla. İnsanlık için çok sorumluluğumuz fazla. Bir ve beraber olacağız. Gece gündüz çalışacağız. Ve hocamızın devrini bir an önce hayata geçireceğiz. Ülkemizde de hayata geçireceğiz. Şimdi Hakan Bey çok güzel ortaya koydunuz. Şu düşünceler bende hasıl oldu. Şimdi bakınız, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i anlatıyor ve anıyoruz burada. Bizler yıllardan beri onu tanıyan insanlarız ama bakınız, yine anlattıkça Haydar Baş Bey'e daha bir aşık, daha bir hayran oluyorsunuz. Evet. Şimdi size anlattınız, ben bunu inanın yaşadım. Mesela her bir cümlesi rahmetli hocamın devrimlik çapta idi. Hikmet yüklü cümlelerdi. Mesela bunlardan bir tanesi de dile getirdiniz. Tüketmek en büyük kaynaktır. Evet. Tüketmek en büyük kaynaktır. Şu cümlenin yüceliğine, büyüklüğüne bir bakabilir misiniz? Şunu bir anlasak, şunu bir yaşasak, şunu bir yaşatsak, bu ülkede fakirlik suç olur. Fakirlik denen hiçbir şey olmaz. Rahmetli hocam zaten biz millete bunu anlatamadık dedi. Yani çok şeyi de anlatamadık ama tüketmenin kaynak olduğunu şu millete anlatamadık yani. Bu millet halihazırda yine bunu bilmiyor, anlayamıyor, kavrayamıyor. Tüketicinin cebine para koyacaksın arkadaş. Tüketicinin cebine İşte bunu para dünyada koyacaksın. Bugün dünyada 3 milyar insan bunu anladı. Yani hocamızın devri saadetinde 3 milyar insan bunu anladı. Daha doğrusu 3 milyar insanın liderleri bunu anladı ve hayatta da Uygulamıyor. Geçirdi, uyguladı, karnı doyurdu. Bugün bunu ülkemizde de yapacağız. Ve bu yapılacak, bundan hiç şüphem yok. Bu muvaffak olacağız. Bizim hayalimiz var ve bu hayalimiz gerçekleşecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Bir de hocamızı anlar ve anlatırken mutlaka Atatürk'ten de bahsetmemek hiç mümkün olmaz. Yani Son cümlelerinizi hocamızdan... alarak Atatürk'le beraber kubbeyi Evet. bağlayalım dilerseniz. Yani hocamızla beraber Atatürk'ü gerçek boyutlarıyla, gerçek anlamıyla anlamak ve kavramak mümkün oldu. O Hoş Geldin Atatürk kitabıyla, Atatürk Vatandır konferanslarıyla hep bize bir hakikati anlattı. Yani biz derken sadece şahsımı kastetmiyorum. Yani ne kadar gözlerimiz kapalıymış. Ve hala da gözlerimizin açılmasına ihtiyacımız var. Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan geldiği, yani birilerinin anlatmaya çalıştığı, daha doğrusu bizden kopartmaya çalıştığı şekilde değil, gerçek boyutlarıyla Atatürk'ün ne olduğunu bize kavratması bize neyi sağladı biliyor musunuz? İşte devlet millet bir ve beraberliğini gerçekten oluşturmanın formülünü yaşadı. Yani bugün Atatürk'ü anlamak ama Sayın Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koyduğu gibi o bakış açısıyla Atatürk'ü anlamak aslında vatanımıza sahip çıkmak demek. Vatanın bir ve beraberliğini temin etmek demek. Din, devlet ve millet beraberliğini temin etmek demek. Bunlar olmazsa eğer Atatürk'ü biz hocamızın ortaya koyduğu gibi anlamamış olsaydık, bugün insanımız Atatürk'ü hocamızın ortaya koyduğu gibi, Hoş Geldin Atatürk'ün kitabıyla da tarif ettiği gibi Atatürk'ü gerçekten kavrayamamış olursak, biz bugün milli birliğimizi, beraberliğimizi, devlet, millet beraberliğimizi tesis etmemiz hiç ama hiç mümkün değil. Bu hem bir vefa borcudur. Sizin bayrağınızı, vatanınızı, hatta inancınızı, yaşamınızı, namusunuzu korumanızı muhtaç olduğu sağlayan bir insana karşı Atatürk'ü anlayarak ortaya koyacağınız bir vefa, evet zaten bir vefa borcudur. Bunu hem gerçekleştirmiş olduk biz hocamızın hayatında, hem de dediğimiz gibi bunu kavrayarak, bunu insanlara kavratarak devlet millet beraberliğini
Türkiye Cumhuriyeti'nin, o Atatürk'ün söylediği gibi ilelebet payidar kalmasını da temin etmiş olacağız. Hocam için sadece bir tane üniversite değil. Vallahi de 1.000 tane üniversite koysak bu fikirlere 1.000 tane üniversite de yetmez. O yüzden biz bir an önce var bir hayalimiz, işte o hayallerimizi gerçekleştirmemiz ve iktidar olmamız lazım. Milletimizin bu fikirlere, bu inançlara ihtiyacı var. Karnının doymasına ihtiyacı var. Bir ve beraber olmaya ihtiyacı var. Devlet, millet beraberliğine ihtiyacı var. Tüm insanlığın, üç milyar insanlığın değil, tüm insanlığın karnının doymasının vakti geldi. Artık durmak yok, artık uyumak yok, gece gündüz çalışmak, bir ve beraber olmak ve inşallah bu tezi, bu görüşleri iktidar yapmak zorundayız. Buradan da bütün kalbimle Sayın Hüseyin Baş kardeşimize muvaffakiyetler diliyoruz. Bizim gözümüzün nuru, canımız. Biz dediğimiz gibi bir ve beraber olacağız. Gece gündüz çalışacağız. Durmadan çalışacağız. Hocamız gibi çalışacağız. Ve onun en büyük mirası olan bütün o görüşleri iktidar edeceğiz. Kainat devletini kuracağız. Evet, son cümlelerinizden şunu anladım. Canla başla, Haydar başla. Aynen Canla öyle. başla, Hüseyin başla. Hüseyin başla. Evet, sayın doktorum, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ben olun, teşekkür ederim. var olun. Evet, sevgili Siz de sağ izleyenler, olun. yeni bir anılarla Profesör Doktor Haydar Baş programında buluşuncaya dek hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.